Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, araştırma uzmanımız Kutay Korap'la birlikte karşınızdayız. Az sonra merakla beklenen Kasım ayı enflasyon verisi gelecek. Hatırlatalım, Bloomberg HT araştırma masası anketinde %2,85, aylık %84,33'te yıllık tahminler paylaşılmıştı. Grafiği de zaten ekranlarımıza yansıdı. Bu arada yıl sonu ile ilgili de %68,60'lık bir beklenti ortaya kondu. 17 kurumun katılımıyla gerçekleşen anket neticesinde. Veriyi birazdan alacağız. Ama öncesinde küresel piyasalarda etkili unsurlar var. Amerika'da cuma açıklanan tarım dışı istihdam, bu sabah Çin'de bir miktar Covid-19 salgını ile ilgili tedbirlerin gevşeyeceğini işaret eden başlıklar. Tüm bunlar ve daha fazlasıyla birlikte bizim piyasalarımız nasıl bir haftaya başlıyor detaylarını almak üzere Alev Yatırım'a döneceğiz. Para ve altın piyasaları uzmanı Şirin Sarı ile birlikteyiz. Şirin, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın. Dolar endeksi 104'lerde yeni haftayı karşıladı. Özellikle gram altını takip edenler 1080 TL'nin üzeriyle yine pazartesi sabahına uyanmış oldular. Haftanın geri kalanına ve bugünkü enflasyon özeline bakacak olursak neler bekler piyasaları? Dediğiniz gibi hem tarım dışı istihdamdaki iyimserlik ve orada aslında faiz tarafındaki Fed'in %5'in üzerine faizi taşıyabileceği beklentisinin kuvvetlenmesiyle beraber bir miktar negatif bir kapanış gerçekleşti geçtiğimiz hafta. Bu hafta da Çin'deki iyimserlikle beraber Hong Kong piyasasında %3,5'luk, Çin piyasasında %1,5'luk ve Japonya piyasasında yatay bir kapanış gerçekleştirdik. En azından Çin'deki, Asya'daki coşkuyla beraber belki iç piyasada da aynı pozitif seyrin devam etmesini bekleyebiliriz. Dolar endeksi dediğiniz gibi 105-104 seviyesi arasındaki seyrine devam ediyor ama buradaki bant aslında önemli bir bant. Yeniden 114'lere doğru bir yolculuk başlayacak mı, yoksa 97 seviyelerine doğru, 100'ün altına doğru dolar endeksini 2023 yılı içerisinde görebilecek miyiz? Şu an itibariyle dolardaki baskılanma Fed'in aslındaki daha çok büyüme modelini tercih etmesi dolayısıyla hem enflasyondaki düşüş hem de verilerdeki iyileşmeyle beraber elinin faiz tarafında güçlü olması doları tabii ki destekleyecektir. Bugüne baktığımızda Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta 5000 üzerini gördük ama bu hafta itibariyle satış baskısı içerisinde devam edebilir bir öngörümüz var. 5000'in üzerine atamadığı sürece ya da kalıcı olamadığı sürece 4900 ve 4810 seviyelerine destek olarak takip edeceğiz. Tabii ki özellikle vadeli tarafında bugün pozitif bir açılış söz konusu, havacılık sektörünün ön plana çıkmasını bekliyoruz. Hem de gelişmekte olan borsalara göre iskontolu olmuş olmasına rağmen dolar bazlı da ve TL bazlı da direnç seviyelerine yakın seyretmiş olması, emektar satış baskısı geldikten sonra aslında aşağıdan desteklerden güçlenerek yeniden yoluna devam etmesi daha sağlıklı olacaktır endeks tarafında. Altın tarafı yine güçlenen taraflardan bir tanesi oldu. 1805 seviyesine kadar yükselişler gördük. 1800 üzerinde pozitif seyir devam ediyor ama ons altında özellikle 1750-1780 dolar bandını takip edeceğiz destek olarak. Bu bandın üzerinde kaldığı sürece yukarı inme devam edebilir. Buna paralel olarak da gram altındaki tabii ki yükselişleri görüyoruz. Dolar TL 18.63 seviyelerinde stabil kalmış olsa bile gram altında 1040 TL'nin üzerinde pozitif seyrimiz, beklentimiz devam ediyor. Yakın vadede de 1060-1070 TL bandının üzerinde kaldığı sürece 1100 TL'nin üzerine taşınan bir grafik söz konusu olabilir. Bugün TÜİK tarafından açıklanacak tüfe rakamlarını, enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. %3'e yakın aylık bir beklenti var. Yıllık bazda da neredeyse %1 ve üzerinde düşüş bekleniyor enflasyon tarafında. Bunun etkilerini göreceğiz. İhracat tarafında özellikle kurun stabil kalmış olması dolayısıyla yükselen sesler var. O yüzden ihracat yapan şirket hisselerinin karlarının düşmüş olması, o noktada dikkat edebileceğimiz durumlar olacak. Avrupa'da, İngiltere'de ve Amerika'da ise hizmet PMI rakamlarını, satın alma müdürleri endeksini takip edeceğiz ve fabrika siparişlerini takip edeceğiz Amerika tarafında. Euro dolar güçlü, 1.05 üzerinde seyrine devam ediyor. 1.05'in üzerinde kaldığı sürece dolar karşısındaki seyrine devam edebilir. Dolar endeksinin 104-105 bandı üzerindeki yatay hareketiyle beraber aslında hem endekste hem de dolar karşısındaki enstrümanlarda daha pozitif bir hava görebiliriz bu hafta itibariyle. Alev Yatırım Altın ve Para Piyasaları uzmanı Şirin Sarı, çok teşekkür ederiz. Yeni haftaya girerken değerlendirmeleri almış olduk Alev Yatırım'dan. Şimdi birazdan enflasyon verisini karşılayacağız, evet. Ama şöyle bir hafızalarımızı tazeleyelim istersen. Her enflasyon verisi gelmeden sen bize hatırlatıyorsun. İşte bu ay şu olmuştu, bu olmuştu, kur buradan buraya geldi, şuraya zam geldi vesaire. Veya bayram vardı, seyran vardı, ne varsa bize hatırlatıyorsun. Evet. Şimdi Kasım ayı enflasyon verilerini karşılayacağız. Anketten satır başlarını ve grafiğe verdik ama şöyle bir hafızalarımızı yine tazeler misin Kutay? Tabii. Bu ay neler acaba etkili oldu enflasyon üzerinde? Şimdi bu ayın enflasyonu daha önceki aylardan bir tık daha farklı. Çünkü o 1,5 yıllık yükseliş serisinin sona ereceği ay olarak karşımıza geliyor. Hani bu 1,5 yılda enflasyon neden bu kadar hızlı bir şekilde yükseldi ve hani tarihte hani belki bundan önümüzdeki dönemlerde geriye dönüp bakıp evet ya bizde böyle bir enflasyon yaşanmıştı diye bahsedeceğimiz dönem olarak şu an biz içerisinde yaşıyoruz. %85'lik bir enflasyon. Tabii bu 1,5 yılda kurdaki hareket ki zaten burada hani hem Merkez Bankası'nın kendi hesaplamaları var, ekonomistlerin hesaplamaları var. İşte kurun enflasyon üzerindeki geçişkenliğinden bahsediyoruz. Burada çok ciddi bir artış var. Diğer taraftan küresel cepheden inanılmaz bir enflasyon ithal ettik. Burada işte Bloomberg HT endeksinin grafiğine dönüp baktığımızda son 1,5 yılda müthiş bir sıçrama görüyoruz. Bunların işte alt detaylarına bakarsak çok uzak değil bu aslında. Yani pandemide 45-50 dolar, yani pandemi öncesinde 45-50 dolarlı seviyelerde dolaşan petrol fiyatları şu an geri çekilmiş hali 85-90 dolar. Doğalgaz işte 3-4 kat üzerinde ortalamaların fiyatlarla satıldığını görmekteyiz. Aynı zamanda FAO'ya dönüp bakıyoruz. İşte aylık bazda fiyatlar geri geliyor ama geçen yıla göre hala şu oranda üzerinde falan, bunlardan bahsediyoruz. Gıda fiyatlarında yüksek seyir var. Enerjide yüksek seyir olduğunu söyledik. Endüstriyel metallerde de bir pik yaşandıktan sonra geri gelindiğini gördük. Yani küresel taraftan da bir enflasyon ithal ettik bu son 1,5 yılda. Artı uygulanan para politikasının da enflasyon üzerinde etkili olduğunu da hesaplamalarda paylaşılıyor. Şimdi burada zirveden geri çekilmenin başlanması bekleniliyor. Bu zirveden geri çekilmenin başlanmasının arkasında arz talep yönlü dengeler değil de biraz daha işin matematik boyutunun ön planda olduğunu söyleyeyim. Çünkü burada enflasyonda baz etkisinden ötürü şimdi %85 küsur olan enflasyonun bizim de yapmış olduğumuz anket dönemine göre %83,33'lere doğru geri çekilmesi tahmin ediliyor medyanda. Aylık bazda bakarsak %2,85'lik bir enflasyon tahmin ediliyor bu ay için. Ve zaten biz şunu da biliyoruz ki Zeynep, bundan birkaç aydır özellikle kurdaki yataylamayla birlikte de enflasyonumuz aylık artık 2,5-3'ler civarında biraz daha dengelendi ve bu seviyelerde gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii baz etkisi dışında bir enflasyonu aşağı çekici ortam nasıl olur diye bakarsak tabii burada küreselin desteklemesi gerekir. Çünkü 1,5 yıllık hikayede hep biz enflasyonda hani küresel unsurların önemli bir şekilde rol oynadığından biraz önce bahsetmiştik. Şu an hani emtia tarafına bakarsak kısmi geri çekilme yaşandı. Şu an kısmi artışlar ön plana çıkıyor. Yani bizim bu küresel taraftaki ithal ettiğimiz emtia ürünlerinin fiyatlarında tekrardan hafif de olsa kalem bazlı değişmekle birlikte kısmi artışlar ön plana çıkıyor. Kur tarafının sakin olması enflasyon nezdinde pozitif bir unsur olarak söyleyebiliriz. Ama enflasyonun alt detaylarına baktığımızda tabana yayılan bir enflasyonla karşı karşıya olduğumuzu da hatırlatmakta fayda var. Tabii yakın vadede enflasyon için takip etmemiz gereken en önemli başlıklardan biri ücretler. Ki zaten şu an asgari ücret tartışmaları hep konuşuluyor, işte ne kadarlık bir asgari ücrete artış yaşanacağı yönünde. Bunun da enflasyon üzerindeki etkisini takip edeceğimiz bir önümüzdeki dönem karşımıza gelecek. Tabii sadece bu ay değil enflasyonda geri çekilme, esas majör geri çekilmenin gelecek ay gerçekleşmesi öngörülüyor. Çünkü hatırlarsak 2021 yılının Aralık ayında bizim enflasyonumuz aylık %13,50 civarında bir enflasyonu işaret etmişti. O yüzden bu %3'ler seviyesinde olası gerçekleşecek, yine şu son birkaç aydır olduğu gibi enflasyon yine %3'ler civarında gerçekleşirse, burada da yine yapmış olduğumuz anket üzerinden gidersek medyanda %68.6'lık bir tahmin öngörülüyor. Şimdi Borsa İstanbul Uzan Endeksi bu arada %0,62'lik bir yükselişle yeni haftayı karşıladık. İlk işlem gününde 4993 puandayız. Bu da 30 puan kadar bir yükselişe tekabül ediyor. Seans başlangıcı itibariyle 4993 puandayız. Tekrar hatırlatalım. Özellikle bizi radyodan takip eden izleyicilerimiz için. Mali Endeksi yeni güne başlarken %0,74, Sanayi Endeksi %0,56, Banka Endeksi de %0,60'lık bir yükselişle karşımıza gelmekte. Bununla beraber yine açılış rakamlarından devam edecek olursak 18.62.74'te dolar TL hareketini gördüğümüzü hatırlatabiliriz. Şimdi genel bir piyasa fiyatlaması da konuşalım istersen, her sabah olduğu üzere Kutay. Sadece enflasyona çok ufak bir şey ekleyeyim. Yıl sonu OVP'de enflasyon %65 tahmin Zeynep. Merkez Bankası'nın 65.20 enflasyon raporunda, piyasa katılımcı anketinin 68, bizdeki ankette ise 68,6 olarak karşımıza geliyor. Yani gelecek ayda enflasyonda önemli bir geri çekilme, burada en azından tahminler orayı işaret ediyor. Son not, bu ay ne yaşandı onu da hatırlatayım. Bir, İTO perakende %3.10 artarken gıda fiyatları %4.8 civarında gerçekleşti diye hatırlıyorum ben. Evet, 5.52 diye ben de not almışım. Her şartta burada bir ayrışma, 4.5 özür diliyorum diye not almışım. Her şartta işte mesela sabah Doktor İnanç Sözer'le de sohbetimizde vardı. Yani İTO'yla Türkiye geneli neden bu kadar ayrıştı geçen ay? Aslında 20 puan gibi manşet rakamda. Yani. Evet ama manşet rakamda %100'ün üzerine biz İTO'da görmüşken %80'ler civarı Türkiye genelinde enflasyonu görmüştük. Bakalım böyle bir kopma bu ayda devam edecek mi, izleyeceğiz demişti sabah İnanç Sözer, hatırlatalım. Dediğin doğru, İTO'da 5 küsur. Ben Türk İş'te karıştırdım. Türk İş'te de 4.9 olarak gerçekleşti gıda enflasyonu. Ev eşyası, sağlık, bunlar... O kadar çok not alıyoruz ki artık el yazımızın içinden çıkmakta giderek zorlaşıyor tabii. Evet. Ya burada manşet üstü İTO'da gıda, ev eşyası, sağlık ön plana çıktı. Türk İş'e dönüp bakıyorum, 12 aylık gıda enflasyonu %140'a ulaşmış durumda. Tabii bu ay dikkat edilmesi gereken kalemler süt. Yani zaten hani herkes bunu kendi evinden ölçümleyip hesaplayabiliyordur diye düşünüyorum. Süt, yoğurt, peynir grubu, hatta haberlere kadar gelen bir süreçten bahsediyoruz. Hani kıymalı pidenin, kaşarlı pidenin fiyatlarını kıyaslar durumdayız. Hani burada hani süt grubuna çok önemli bir şekilde bu ay artış gerçekleşti. Kuzu eti fiyatları artarken tavuk eti fiyatları geriledi. Yumurta fiyatlarında yatay bir seyir vardı. Türk İş'in rakamlarından gidiyorum. Bulgur, pirinç gibi enstrümanların fiyatı arttı. Ekmekte herhangi bir değişiklik yoktu. Ortalama meyve sebze fiyatında yatay bir seyir vardı. 15 lira 68 kuruş olarak hesaplamış Türk İş. Burada tabii hani yaz mevsiminin biraz daha geride kalmasından dolayı domates gibi ürünlerin fiyatı artarken diğer taraftan işte kış meyvelerinin fiyatlarında geri çekilme yaşandığını da söyleyelim. Tablo bu yani. Bakalım, zaten birazdan enflasyon gelince detaylarına bakarız. Şimdi piyasaya ilişkin genel bir toparlama da yapalım istersen. Hemen. Tarım dışı istihdam, acaba Powell'ın söylediği gibi 50 bas puanlık bir senaryoyu teyit eder mi? Piyasa bunu sorgulamaya başladı. Diğer tarafta Çin'de vakalar artış gösterse bile test ve karantina açısından gevşeme var. OPEC kararı geride kaldı. Bugün AB'nin Rusya ambargoları başlıyor. Dolayısıyla aslında küresel çapta da takip edeceğimiz pek çok başlık var bu hafta, değil mi Kutay? Bu evet ve bu şu anlık endekslerde mesela baktığımda dolar endeksini geri çeken bir hareket olarak gördük. Dün, Cuma günü gelen ABD başlığı üzerinden gidiyorum buraya. İşte 104'lü seviyelere geri çekilen bir dolar endeksi var. 3.50'lere geri gelen ABD 10 yıllıkları takip ediyoruz. Endeksler nezdinde Cuma günü ABD borsalarına yataydı. Bizde biraz daha satışlar vardı. Kapanışa doğru biraz daha satışlar derinleşti. Özellikle banka hisselerindeki kayıplar ön plandaydı ama endeks ağırlığı üzerinden ve endekse negatif etki üzerinden bakarsak orada işte biraz daha Sasa, BİM, Türksel gibi hisse senetleri endeksi biraz daha aşağı çektiğini gördük ki unutmamak lazım, bu hafta hani perakende hisselerinde haber bazlı etkiler ön plana çıkabileceğini de hatırlatmış olalım. Ama Borsa İstanbul'a dönüp bakıyoruz. Endeks nezdinde olumlu tablo sürüyor. 9 haftanın 8'inde yükselen bir Borsa İstanbul var. 5 haftadır üst üste rally gerçekleşiyor. En azından getiri elde ediliyor Borsa İstanbul'da. Geçen hafta da %1,82'lik getiri vardı. Tabi burada endeks yılbaşından bu yana %167 giderken %475 civarında getiri sağlayan ulaştırma hisselerinde yine geçen hafta pozitif, cuma günü yine pozitif bir hafta vardı. Bu hafta da %1,5'lar civarında yükselişler gördük. Özellikle Borsa İstanbul'da hikayeyi bir kenara bırakıyorum Zeynep. Kasım ayında yerlik gerçek yatırımcı sayısı 502 bin arttı. Yani bu 502 bin yerli yatırımcının Borsa İstanbul'a giriyor olması, ilgisinin artması ve 3,3 milyona yükselen hesap sayısıyla birlikte ve burada bakiyeli yatırımcı sayısının da 6,2 milyona ulaşmasıyla birlikte Borsa İstanbul'daki yükselişi de bir de bu taraftan okumakta fayda var diyebiliriz. Şimdi bu arada rakamlar da düşmeye başladı. Hemen oradan da enflasyon verileriyle devam ediyoruz. Yıllık çekirdek tüfe Kasım ayında %68,9 diyor şu anda. Ekranımızdan son dakika önceki veri %70,45. Beklenti ise 70,8 seviyesinde terminalde yer almıştı. Bununla beraber yıllık tüfe tarafında Kasım'da %84,40'lık bir okuma gördük ki bizim anketimizde de az önce aktardık. 84,33'lük bir tahmin söz konusuydu. Önceki veri ise %85,5'a işaret etmişti. Aylık tüfe tarafında %2,88'lik bir gerçekleşme gördük. %2,85 bizim anketimizdeki beklentiydi. Önceki gerçekleşme ise %3,5 olarak kayda geçmişti. Yıllık üfe tarafı az önce ekranımıza geldi. Oradan da yine devam ederiz. Ama aylık tarafta yurt içi üfe dediğimizde karşımıza gelen seviye %0,74. Önceki veri 7,83 seviyesinde gerçekleşmişti. Şu anda benim TÜİK'in sayfasına erişimde sorunum var. O yüzden editör arkadaşlarımdan rica edeceğim. Metni görebilen varsa benimle paylaşabilirlerse çok sevinirim. Yıllık tüfe 18 ay sonra ilk defa geriledi. Şimdi burası esasında senin de biraz önce altını çizdiğin noktaydı değil mi Kutay? Ya aynen, çünkü burada baz etkisinden dolayı enflasyon tarafında geri çekilme yaşanması zaten hesaplanıyordu. Ki dediğimiz gibi bundan sonraki ayda bu baz etkisi daha da ön plana çıkacak. Çünkü 13 küsur civarında, 13,50'ler civarında 2021 Aralık ayında biz aylık enflasyon takip etmiştik. Ben de bir taraftan açmaya çalışıyorum Zeynep, çünkü hani detaylarını görüp hani hangi kalemde nasıl değişim gerçekleştiğini ölçümleyip hani bunu daha net bir şekilde anlatmak için doğru olacaktır hani bir taraftan. Evet, şimdi açtım, hatta ben yönetmenimizden rica edebilirsem. Şimdi ben de evet açmaya çalışıyorum bir yandan ama görüyorsan sen ver. Ben bir tek yıllık üfeyi gördüm, onu söyleyeyim. Kasım'da %136, önceki veri %57,69. Sadece aylıklarda giyim ayakkabı tarafında geri gelme yaşanmış durumda. Manşet enflasyon, yani enflasyonda aylık %2,88'lik rakamın üzerinde gerçekleşen enflasyon, ev eşyası tarafında aylık %3,01'lik artış vardı. Lokanta ve otellerde %3,18'lik artış, alkol ve tütün, alkollü içecekler ve tütünde %3,2'lik artış. Yine bu ayda en fazla artan gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Orada da %5,75'lik artış gerçekleştiğini görüyoruz. 2022 Kasım ayında endekste kapsanan 144 temel başlıktan 17 temel başlığında düşüş gözlemlenirken 8 temel başlık endeksinde değişiklik olmadı. Yani 144 ürünün 199 temel başlığında artış gerçekleşmiş olduğunu söyleyeyim. Yani burada tabana yayılan bir enflasyon tarafını belki bu tarafla destekleyebiliriz. TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişime bakarsak yine en az artış %35,87 ile haberleşmede oldu. Onu giyim, ayakkabı ve eğitim takip ettiğini görüyoruz. Eğlence kültürde %61,2'lik artış vardı. Tabi burada ulaştırmanın içerisinde %107'lik bir artış var yıldan yıla kıyasladığımızda. Gıda, alkolsüz içeceklerde artış ise %102,55 seviyesinde gerçekleştiğini söyleyelim. Başka detaylara dönüp baktığımızda işte Zeynep tam da bahsettiğimiz tablo burasıydı. Neredeyse yani 1,5 yılı alan artıştan sonra ilk defa yıllık bazda enflasyonda bir geri çekilme yaşandığını hatırlatmış olalım. Birazdan şimdi hani tüfe tarafından sonra bir üfeye de bakmakta fayda var. B grubunun enflasyonuna dönüp bakarsak orada da bir önceki yılın aynı dönemine göre dönüp baktığımızda orada da %76.18'lik bir artış gerçekleşmiş durumda. C grubu enerji, gıda ve alkollü içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç tüfeğe baktığımızda orada da %69'lar civarında bir enflasyonla karşı karşıyayız. Ekonomist gözüyle veriyi değerlendireceğiz. TR Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan bizimle beraber bu sabah. Enver, günaydın, hoş geldin yayınımıza diyelim ve soralım. 18 ay sonra TÜFE'de gördüğümüz ilk gerileme yıllık tarafta dikkat çekici. Tabii gelecek ay bir de baz etkisi de gelecek ama izleyici diyor ki bizim bunu baz almamamız lazım. Bilmiyorum, katılır mısın? Yorumlarını merakla bekliyoruz. Evet, günaydın Zeynep. Beklediğimiz gibi yıllık enflasyon oranında bir yıldan uzun sürenin ilk düşüşü gerçekleşti ama bu tabii ilk defa çok kısmi bir düşüş. Yani zaten yıllık oranda artışın devam etmesi için aylık enflasyon 3,5'ün üzerinde gerçekleşmesi gerekiyordu. Ama yine baktığımızda yani %3'ün biraz altında bir dönemsel enflasyon söz konusu ve tabii alt kalemler, ana harcama gruplarındaki aylık değişim oranları bizim hani enflasyondan arındırılmış bir görünüm içerisinde olmadığımızı ortaya koyuyor. Özellikle gıda ve alkollü içecekler tarafında %5.75'lik bir aylık artış olduğunu gözlemliyoruz. Halen tabii ulaştırma, gıda enflasyonu tarafında manşetten çok yüksek enflasyon görüntüsü devam ediyor. Bu elbette hem çok yoğun bir şekilde hani küreseldeki fiyat gelişmelerinin oluşturduğu ekstrem durumlara bağlanabilecek bir durum. Ancak hani içeride de açıkçası ekonomi politikalarının enflasyon odaklı bir şekilde gerçekleşmemesi, son bir yıl içerisindeki büyüme orijinli politikalar çok ciddi bir yan etki olarak bir enflasyon katmanlanması ve tabana yayılmasını beraberinde getirmiş durumda. Bu çok kısa bir süre içerisinde, aylar içerisinde %20'lerin altından içinde bulunduğumuz süreç içerisinde %80'lerin üzerine giden bir enflasyonla karşılaşmamıza neden oldu. Tabii biraz önce belirttiğim konu aslında önemli ve enflasyona bakış açısı konusunda da yorum eksikliklerini gidermek için baz etkisi bir defa elimine edilerek bakılmak zorunda. Çünkü baz etkisini kaldırdıktan sonra aslında gerçek bir enflasyondan arınma süreci içerisinde değiliz. Daha yavaş enflasyon demek şu aşamada gelirleri aşındıran fiyat artışlarının duracağı anlamına gelmiyor. Çünkü geçen sene eşitlik dönemlerdeki fiyat artışları o kadar olağan dışı noktalardaydı ki burada biraz daha bunun altında dönemsel fiyat artışları görüldüğü zaman işte o baz etkisi dediğimiz unsur devreye girerek yıllık enflasyonun gerilemesini sağlıyor. Ama bugün temel ihtiyaçlarınızı karşılamak için markete gittiğinizde daha yüksek maliyetlerle karşılaşmaya devam edeceksiniz. Enflasyonun düşürülmesi için enflasyonla mücadele politikalarının uygulanmasına yönelik bir inancın yerleştirilmesi gerekir. Bunun yerine gerçek para politikamız var. Çünkü öncelik büyüme. Böyle bir ortamda da enflasyonun sorun olmaya devam etmesini elbette bekleyeceğiz. Yani özet olarak yüksek ve yaygın seyir izleyen bir enflasyon var ve dolayısıyla yıllık enflasyondaki gerilemeyi tam bir dezenflasyon etkisi olarak okumak doğru olmayacaktır. Büyüme kaynaklı para ve maliye politikaları halen yüksek fiyat artışlarına neden olmakta ve enflasyonda atalet olgusunda bu noktada besleyen bir ortam oluşmasına neden olmakta. Baz etkisiyle enflasyondaki yavaşlama birkaç ay daha devam edecek. Önümüzdeki ay yıl sonu enflasyonun %70'e yakın bir yerlerde olduğunu göreceğiz. Daha sonra Ocak ayında %65'in altında bir enflasyon göreceğiz. Yıl ortasına doğru %40'lara doğru gelecek ancak sonrasında işte bu baz etkisi elimine olduktan sonra enflasyondaki düşüş alanının bir sınırlı kalacağını ve sıkı enflasyon görünümünün devam edeceğini görüyoruz. Evet. Bu noktada bizim projeksiyonlarımız resmi projeksiyonların üzerinde. Yani biz önümüzdeki yıl sonunda %40'ın üzerinde bir enflasyon hesaplıyoruz. Bu da tabii ki baz etkisi indikten sonra daha yavaş bir enflasyon düşüşümüzle alakalı bir tahmin. TR Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, çok teşekkür ederiz yorumlar için. Böylelikle piyasa masasını bugün de noktalıyoruz efendim. Yarın sabah tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.